Peki biraz da alerjiden bahsedelim. Zaten mevsimsel ilkbaharda geldi. Alerji nasıl oluşur? Nedenleri nedir? Alerji biraz Bahar önce alerjisi var, bunun tetkiki romatizma ile çok. ilgili konuşurken o Evet. arada biraz kısaca değindim. Hı. Neden? Ben 13 yıl ilaç kullandığım için bağırsaktaki her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalı bakteri. Hı. Vitamin üretirler. Yağları yağsını, proteinler aminoasitlere, karbonhidratı glikozlara dönüştürürler. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire vesaire kimyasal ilaç kullanırsa bir, iki, içinde kimyasal katkı maddesi içeren kek, bisküvi, jelibon, gofret, sucuk, salam, sosis yani işlenmiş gıda yerse, Hı. abur cubur, konserve, konserve her türlü, bisküvi de konservedir, kutunun içinde de konserve, her şeyi konserve Evet. içeren. Bunlar bozulmasın diye aşırı katkı maddesi katılıyor. Bakteri öldürsün diye katılan bu katkı maddeleri uzun ömürlü olsun diye Hı. bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Bu nedenle içerisinde yani katkı maddesi olmayan bir şey yok. Kullanmamak gerekir. Doğal beslenmek gerekir. İşte yanlış beslenme ve kimyasal ilaç kullanma nedeniyle bağırsaktaki faydalı bakteriler azalırsa ne olur? Yerine mantar yerleşir. Evet. Kandida Şimdi mantarı evet. özellikle de. Bu ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Hı. Mantarın üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakar kavurur. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası oluşursa ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa mesela DAO, diaminooksidaz Hı. isimli enzim histamini minimum seviyede tutar. Bu enzimin azalması histaminin yükselmesi demek. Histamin oranı yükselirse ne olur? Alerjik hastalıklar ortaya çıkar. Evet. Buna karşı da kullanılan kortizonlu ve antihistaminik ilaçların hiçbirisi tedavi edici değil. Hepsi hastalığı tetikleyicidir. Kimyasal ilaç, rahmetli Bülent Ecevit'e uzun süre kortizonlu ilaç verdiler, verdiler. Adamcağız hafızasını unuttu. Evini yolunu şaşırdı. Kemikleri cam kemik oldu. Sadece Rakşin Ecevit'i hatırlıyor. Kimse hatırlamıyor. Evet. Buna karşı şu elinizdeki Hı. aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada alerji ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belgelenmiştir. Evet, bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hatice Hanım, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabiliriz efendim? Benim kızım var, 13 yaşındaydı. Evet. Kendisi alerji hastasıydı. Hı. Üniversitelere götürdüm. Üniversitelerde gerekli tedaviler yapıldı ama sonuç pek şey yapamadım. Hı. Sonra kızımın gözlerinde kaşıntı, boğazında kaşıntı. İbrahim Bey'i aradım. Bir sürü yerleri aradım ama kendisini aradım. Kendisi çıktı. Çok yardımcı oldu. Çocuğum iyileşti. İnanamadım. İkinci, yani 4 sene tedavi gördükten sonra çocuğum alerji tedavi devam ettiği halde İbrahim Bey'in gönderdiği ilaçları ben bir hafta içinde çocuğumda düzelme oldu. Ama kimse inanamaz bunu. Yani kime anlatsam bir de ben gözümle yaşadım bunu. Çocuğum benim sonuçta. Evet. Ve 4 seneden sonra çocuğum tekrar böyle bir kaşıntı tekrar başladı. Tekrar kendisini aradım. Dedim böyle böyle. Kurdeşen olduğunu söyledi. Ayrıyetten. Ve hangi doktora götürdüysem antiseptik ilaçlar verilecek dedi. Ben antiseptik kullanmadım. Neden? Çünkü çocuğum o ilaç içtiği zaman uyuyordu. Bir şey algılamıyor. Tekrar kendisi bana bir set daha gönderdi. Ayrıyetten bu alerjiden hariç yalnız. Kurdeşin hastalığı için de gönderdi. Ve çocuğum gerçekten 4. sette ve tam düzenli kullanmadığım halde çocuğum düzeldi. Allah razı olsun. Ben çok memnunum. Yani kendi sıkıntım var. Şu an kalp romatizmam var. O destekleri de alacağım ileride. Ama şu an önemli olan tabii ki çocuğum. Evet. Çocuğum düzeldi ve mutluyum. Yani dün, daha bugün kendisini Balıkesir'de görüştüm. Kendisi matematik öğretmenliğine okuyor. Kızım ne oldu dedim. Bir kaşıntı var mı dedim. Anne dedi hiçbir şeyim kalmadı. Daha önce 3. sette böyle vücuda kaşınırken şişiyordu çocuğumun. Ben Evet. kendisine sordum. Dedi ki çocuğun kurdeşen dikkatli olun dedi. Yani bu kolay bir şey değil. Ve tekrar çocuğumla aradım. 4. setten sonra gerçekten tedavisini gördüm. Evet. Allah bin kere razı olsun. Ve her zaman da söylüyorum yani bunu bir tane de söylemediğim insan yok. Herkese söylüyorum. Çünkü cevabını aldım. Peki yardımcı olabileceğimiz başka konu var mı? Şu anda Ben alerjiden yani benim konuşuyoruz bir yine. tek ben yardım bir kişi vardı şeker hastasıydı. Çocuğun
Evet, şeker hastası kendisi, çocuk, küçük çocuktu. Günde 4 kere insülin vuruluyordu. O dedi ki ben ne yapabilirim dedi. Ben kendisinin adını verdim. Geçen böyle aradan tabii 2-3 ay geçti. Bayanık tekrar karşılaştım. Ne oldu dedim. Merak ettim küçük çocuk hakkında. Hatice Hanım dedi, insülin dedi, attık dedi. Yani ben bunları kendisinde yaşadım birebir. Ve yani kendisini ne tanıyorum ne diyorum. Televizyonda takip ettim, aradım. Evet. Şansımıza çok çok... Yani ben şaşırıyorum şu an. Gerçekten çocuğumu en son Ankara, yani tekrar aynı şeylere dönüyorum. Yanlış anlamayın. Bank gibi konuşuyorum ama değil. Gerçek bu. Çocuğumu Ankara'ya gönderdim. Çocuğum kaşıntılar için özel tedaviler bakıldı. Ama antiseptikten başka bir çare yok diyorlardı. Ama o kendi bana gönderdiği ürünlerle çocuğum iyileşti. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için efendim. İyi akşamlar. Evet. Şimdi iki defa kullanmış daha önce, 3-4 yıl önce. Bir set kullanmış, iyileşti diye bırakmış. 4 yıl sonra tekrar nüksetmiş. Şimdi 4 set kullanmış, artık bir şey kalmadı diyor. Çok güzel. Şimdi alerjik rahatsızlık çok ağır bir rahatsızlık. Bağırsak florası bozuluyor. Allah sağlık sıhhat versin. Alerjiye yakalanmak çok çok kötü, çok ağır bir rahatsızlık. Alerjiye yakalanan kişi uzun süre kullanacak bağırsak florası yavaş yavaş oluşur. Bozmak çok kolay. Bir iki kutu penisilin kullanırsınız veya başka tür antibiyotik, bağırsak florası tamamen gider. Mesela dün ben başka bir televizyon programında bir hanımefendiyle karşılaştım. Evvelki gün Fransa'dan gelmiş. Fransa'da da rahatsızlanmış. Antibiyotik almak için eczaneye gitmiş. Vermemiş. Doktor yazmazsa veremeyiz. Ben 29 yıl Almanya'da kaldım. Gidip eczane herhangi bir ilaç alamazsınız. Artı orada 1000 miligram antibiyotik yazılmaz. Türkiye'de 1000 miligram. Hiç doktora gitmeye gerek yok. İstediğin kadar antibiyotik alabilirsin. Ama bu neyi tetikleyecek? Antibiyotin yan etkilerinden de kısaca bahsedecek olursak. Dünyada en çok antibiyotik kullanan millet. Bağırsaklardaki faydalı bakteri yok diyor. Faydalı bakteriler bir insanın bağırsağındaki mikroorganizmanın %99'u faydalı bakteri. Lactobacillus, bifidobakteriler vesaire. Bunlar ne işe yarıyor? İnce bağırsaktan gelen hazmedilmemiş besin artıklarını, yağları yağ asidine dönüştürür. Proteinleri amino asitlere dönüştürür. Karbonhidratları glikoza dönüştürür. Yani arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Bunlar da vitamin yapar. Peki, bizim için antibiyotik çalışır. Yerine bitkisel yollarla hastalığı nasıl geçiştirebiliriz? Çok çok kolay. Aloe vera bağışıklık sistemini güçlendirir. Veyahut da Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides. Bizdeki ıtıra benzer ama ıtır gibi değil. Türkiye'de yetişen ıtır sivrisinek öldürücü. O da faydalı. Fakat Afrika'da yetişen Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlarda 10 numara. Zaten bununla ilgili Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. Grip'e karşı ise ekinezya. Biz bunu mesela geliştirdik. Ekinezya forte ürettik. Kızılderililer 4 bin yıldır üşütme, grip, nezleye karşı ekinezya kullanıyor. 4 bin yıldır. Avrupa'da sadece Almanya'da 141 bin 100 çocuk bir yıl içerisinde üşütme, grip, nezle rahatsızlığı olan çocuğu ekinezya ile tedavi edilmiş. Artık Avrupa'da doktorlar çocuklara antibiyotik, antiseptik vermiyor. Çünkü yan tesirini görüyor. Sürekli kimyasal ilaç kullanan annelerin çocukları özürlü doğuyor. Mesela bir örnek. Kontagan hapı kullanan kadınların, bayanların çocukları hep özürlü doğdu Almanya'da. 15 bin özürlü çocuk. Mahkemeye verdiler firmayı. Mahkeme 11 yıl sürdü. Perişan oldu bütün aileler. 11 yıl sonra Kontagan yasaklandı. Yasaklandığı için ismini söylüyorum. Yasaklanmayan bir sürü tehlikeli ilaç var. Evet. Yasaklandı. Ne oldu? Depodaki ilaçlar Türkiye, Mısır ve Endonezya'ya satıldı. Bu nedenle 70'li yıllarda Türkiye'de doğan birçok çocuk özürlü doğdu. İlaç öyle kullanmak kolay ama o neleri tetikliyor onu bilmek lazım. Evet İbrahim Bey, programımızın sonuna geldik.